Paran nerede? İstanbul gibi bir metropolde nükleer bomba patlatmanın hareketimize katkısı nedir? Bunu sen mi söylersin yoksa TC'deki dostların mı? Kimmiş benim TC'deki dostlarım? Polat Alemdar isimli ajanla görüştün mü, görüşmedin mi? Görüştüm. Benim görevim TC'nin bütün unsurlarıyla görüşmek. Başkanım, Polat Alemdar ve arkadaşları buraya doğru. Sen nasıl dağda çatışıyorsan, tamam. Ben de şehirde bunlarla çatışıyorum. Polat Alemdar mı sana eylemsizlik kararını desteklemeni söyledi? Ben halkımın kazanımlarını hiçbir yerde satmadım. Milyonlarca insanımızı aynı anda ölüme yollamayı denemedim. Ama sen buna teşebbüs ettin. Kimin adına? İsrail için. Onun için mi eylemi TC'ye ihbar ettirdin? Devlete haber veren militan benim değil. Senin adamındı. Önderlikle ve partimizle uğraşıyorsun. Ama yanlış kadrolarla yanlış işler yapıyorsun. En yakınındaki adamlarından bile haberin yok. Senin komiteye aldırdığın Serhat arkadaş Mossad ajanı. Benim en yakın adamlarımı mı ajanlıkla suçlarsın? Suçlamıyorum. İspatlıyorum. Devrim mahkemesi istiyorum. Sen şehirde feodal adetlere geri dönmüşsün. Ben burada örgütü yaşatmak için mücadele veriyorum. Önderlik nasıl bunun için yeri geldiğinde TC'nin düşmanı Yunanistan'la işbirliği yaptıysa, ben de bugün TC'nin düşmanı İsrail'le işbirliği yapıyorum. Devrim mahkemesi istiyorum. Mahkeme başkanı ferman arkadaştır. Sizler de yargılamaya şahit olacaksınız. Ben geleceğim. Aranızda karar verin. Kararın gereğini uygulayın. Sonra ben mahkemeyi tekrar kuracağım. Kimsenin haberi olmayacak. Ama başkanım. Sen dediğimi yap. Hadi gidelim. Ben dedim bu oğlan bizi satar diye. Abi sattıysa aklı yok demektir. Örgüt onu bir dakika yaşatmaz. Satmadıysa nereye gitti? Suya mı düştü? Abdül belki bizim burada olduğumuzu söyleyip kendini affettirecektir. Zaten öğrenmişlerdir burada olduğumuzu. Öğrendilerse neredeler? Abi niye üstümüze gelsinler? Biz zaten onlara gidiyoruz. Kimin öğrendiği önemli. Aralarında çatışma var. Belki bizim burada olmamızı isteyen birileri vardır. Diğer ekibi öldürelim diye mi? Mümkünse. Değilse bizi ele geçirip en itibarlı duruma gelirler. O zaman bu paran kesin bizi sattı. Satıp satmadığını göreceğiz. Biz Mossad'cıyı alalım. Kim neyi alıp satıyorsa satsın. Şarjörlerinizi kontrol edin.
Rahat. De ki. Baran. Hain. Beni öldürecek misin? Bütün hainler gibi sen de öleceksin. Ben sana ihanet etmemişim. Halkıma ihanet eder miyim? Ettin. Her şeyi biliyorum. Nasıl işbirliği yaptığını biliyorum. İşbirliği yapmadım. Beni infaz edeceklerdi. İhanet ettiğin için infaz edeceklerdi. Neden halkımızı topyekün ölüme gönderecekmişiz? Bu mu bizim inandığımız devrim? Benim yerimde sen de olsan aynı şeyi yapardın. Yapmam. Bana inanmıyorsan beni öldür. Yaşamak istemiyorum. Seni sevdiğim için buraya geldim. Öldürüleceğimi bile bile sana anlatmak için geldim. Bir tek sen benim hain olmadığımı bil. Bir haini sevmediğini bil. Ondan sonra öldür. Biliyorum. Sen de beni seviyorsun. Benim sevdiğim öldü. İstanbul'da öldü. Beni sen öldür. Başkaları değil. Ben ölülere kurşun sıkmam. Defol git buradan. Sen burada kal. Sırtımızdan vurulmayalım. Tamam abi. Erhan, arkadan ateş gelene kadar sen bizi koru. Şu makinelileri görüyorsun. Görüyorum abi. Biz ateşe başladığımızda onları indireceksin. Biz üçümüz kademeli gireceğiz. Biri ilerlerken diğer ikimiz onu koruyacak. Ben arkadan gideceğim. Sen tek ilerleyebilecek misin? Abdülhamid de gelsin. Usta, bunlardan mı korkacağım? Memati, mesele korkup korkmamak değil. Karşımızda yetişmiş adamlar var. Hı, biz de muhallebicide yetişmedik usta. Hadi hadi. Hadi. Ajan olduğunu itiraf et. Sana yardımcı olalım. Ben ajan değilim. Filistin gerillalarına karşı İsrail ordusunun taktik ve stratejilerini öğrenmek için İsrail ordusunda bulundum. Bu eğitim için kimden emir aldın? Şahmaran'dan. Bundan merkezi komitenin niye haberi yok? Deşifre olmamak için. Şahmaran böyle emretti. Amanos eylemleri emrini Şahmaran mı verdi? Hayır, kendi inisiyatifimle gerçekleştirdim. Neden? Bölgedeki halkımıza güçlü olduğumuzu göstermek, örgüte olan sadakatlerini artırmak amacıyla eylemleri yaptım. Merkezi komitenin kararı olmadan eylem yapmanın cezası nedir? Ölümdür. Önderliğe ve halkına ihanet etmişsin. Bu ihanetin cezası ölümdür. Sana
Sana hain olmadığını ispatlama fırsatı. Şahmeran bizi sattı. Beni de götürün. Yanlış yapıyorsunuz. Yürü gidiyoruz. Benim varlığım sizinkinden önemli. Hadi. Beni bunların elinde bırakmayın. Beni de götürün. Alemdar, hem de onun işbirlikçileri buradan sağ çıkamayacak. Hele o Zara, o asla yaşamayacak. Yanlış gidiyoruz, bu taraftan gideceğiz. Şahmeran oraya pusu atmıştır. Bizi öldürüp tercihin üstüne bırakacak. Şahmeran bu kadarını yapamaz. Bu kadar delirmiş olamaz. Sana da İsrailler önderlikte kifeseler, sen de sevinçten deliririz. Bu taraftan gidip karargaha mı ulaşacağız? Acele edin. Ne yapıyorsun be Mati? Usta, bu öküzün çıkacağı yok. Kendini de öldürtecek bizi de. Biz Abdüley ile taşırız. Tut Abdüley'i. Abi karşıdan kalabalık birileri geliyor. Çabuk oradan çıkın. Karakola gitmek delilik. Yolu nasıl bulacağız Abdüley? Sen onu söyle. Bir şekilde buluruz abi. Abdül, bu leşi kim taşıyacak? Siz onu dert etmeyin. Ben onu ayıltırım. Nereye ayıltıyorsun? Adamın kafasını öyle bir vurdun ki. Yarım saate bu bölgeden çıkmazsak... Bizi zaten yaşatmazlar.
Usta, senin bir planın vardır. Eğer Cahit dediğim yerdeyse bir şekilde şansımız var. Ne Cahit'i? Sen gıcık oluyorsun diye bizimle getirmedim. Herkete'ye bıraktım. Usta, işimiz Cahit Bey'in buraya teşrifine, pusu atmasına kaldıysa biz bitmişiz. Erhan, sen burada kal. Sana telsizden işaret ver diyeceğim. 3 sefer farları yak söndür. Tamam abi. Gel buraya, buradan ateş et. Ben ateş etmem. Ne yapıyorsan yap, işini çabuk bitir. Abdülay, arabayı getir. Yakalamış bu haini. Yakalanmamış, kendi gelmiş. Aferin Cahit. Sağ ol abi. Ne diyor, Gütçü'ye silah veriyorsun. Sen tedbir almayı hiç öğrenmeyeceksin. Usta, doğrusunu aferin. Ama eğrisini de söylemek benim vazifem. Bir şey demedim Mehmet. Hadi. Cahit, siz ofise geçin. Ya her şeyi anlatacaksın, ya da her şeyi anlatacağın güne kadar acı çekeceksin. Ben sabırlı adamım. İster bugün konuş, ister 10 gün sonra, ister 10 sene sonra. Alper yine arıyor. E bak sen de. Abi, ne diyeceğimi söylemedin ki. Ne diyeceksin Abdüre?
Elimiz boş döndük diyeceksin. Abi böyle söylersek toplantıya girmezler ki. Şu telefona cevap verecek misin? Alo, söyle Alper. Yok bir şey. Ele bir şey geçiremedik. Boşu boşuna o kadar yol gittik. Niye yalan söyleyeyim Alper? Alper, sen laftan anlamıyor musun kardeşim? İsrail'im, İsrail'li yok. Başbakanı istediğini söyle. Abi şimdi de sert oldu. Biraz abarttık Abdüley. Sen şimdi git Alper'le buluş. Başbakan beni güya hesap sormaya çağırsın. Herkes öyle bilsin. Abi bunu baştan söylesen telefonda lüzumsuz konuşmazdım. Şimdi aklıma geldi. Özür dilerim Abdüley. Estağfurullah abi. Gördüğün gibi bizim çalışma sistemimiz sizinkinden farklı. Bizde demokrasi var. Herkes, herkesten hesap sorabiliyor. Sen üstlerinden hesap sorabiliyor musun? Mesela diyebiliyor musun? Pis işlerinizi bana yaptırıp ortada bırakıyorsunuz diye. Beni hiçbir amirim ortada bırakmaz. İlla operasyon yaparlar yani. Bir şey yapacakları kesin. Bana bak zavallı. O kadar eğitim aldın. Operasyonun sonunda başına ne geleceğini bilmiyor musun? Beni öldürecekler. Korkmuyor musun? Ben ideallerim için ölmek üzere yetiştirildim. Neymiş senin ideallerin? Senin benim ideallerime çapın yetmez. Geometri biliyorsun yani. Yükseltelim diyorsun çıtayı. İstediğini yap. Sirk senin. Bu sirk benim. Bu sirkin maymunu da sensin. Bir iki şov yapacaksın ki keyfim yerine gelsin. Hadi seni seyrediyorum. Seni keyiflendirmeye niyetim yok. Tamam işte, bana niyetini söyle. Acımı çekerim, ölümü beklerim mi? Gerekirse evet. Bak diyorum ki sana, ölme şansını kaçırdın. Ben seni NATO toplantısına götüreceğim. Oradakilere polislerimizi, askerlerimizi nasıl öldürdüğünü, örgütün içinde nasıl bir pozisyonun olduğunu, Amerikan üstüne nasıl sığındığını, Mossad'ın seni hangi pazarlıkla kurtardığını anlatacaksın. Polat Alemdar, bunları bilmeyen var mı? NATO üyeleri işlerine gelmediği zaman hem kör hem sağır olurlar. Hele biz derdimizi anlatırken ıslıkla şarkı çalıyorlar. Ancak senin gibi borazanlar kulaklarının dibinde ötecek ki, ya da seni gözlerinin içine sokacağız ki bir yerleri acısın da işitsinler, görsünler. Sana burada her şeyi anlatacağımı söyleyip orada inkar ederim. Karakolda istihbaratçı ajanınız sizi kaçırmadan önce görüntüye alındınız. Sen sadece orada otur, bana yeter. O zaman benden daha ne istiyorsun? Götürebilirsen capcanlı götür. Suçüstü yap. Bana İstanbul'da bildiğim bütün Mossadçıları anlatacaksın ki seni capcanlı götüreyim. Hayır dedim. Ne ısrar ediyorsun? Bu saatten sonra örgüte dönecek değilim. Devlete teslim olacak da değilim. Bırak gideyim. Otur dedilerse oturacaksın. Memati abi iki yüklendi diye inisiyatif almaz oldun Cahit'cim. Adam yanlış bir şey demiyor. Git abiden sen izin al o zaman. Memati abi sana yüklensin. Cahit'cim, bizim teşkilatta sistem basittir. Asla inisiyatif alma derler. Ama bu al demektir. Sonuç iyi olursa başarı büyüklerindir. Sonuç kötü olursa inisiyatif aldığından dolayı hesap sorarlar. Yani no way, no out. Yani gidiyor muyum? Hayır gülüm. Cahit Bey'in inisiyatif almasını bekliyoruz.
Siz burada bekleyin. Ben sorup geleyim. Ya kardeşim, bir davanız olabilir. Yanlış bile olsa olabilir. Ama orada yıkanmadan, parfüm sıkmadan, aç susuz, en fenası da aşksız nasıl yaşıyorsunuz? Dağda olunca aşk olmuyor mu? Yönetim kadrosunda oluyordur elbet. Kim hesap soracak? Kim Gundilere sevme izni verecek? İzinle sevmeye aşk denmez. Yani diyorsun ki asi ruhun ferman dinlemiyor. Kadınlar nasıl yapabiliyorlar? Çünkü bakım şansı yok. Manikür, pedikür, botoks, detoks, hak getire. Dağda yok. Şehirde var mı? Artist konuşma. Biz de Ispartalıyız. Parisli değiliz. Beni bıraksınlar dağa çıkayım. Bir senede bir tane kadın terörist bırakmam orada yaşayan. Hepsi şehre doluşur. Biz de yaşamak istiyoruz diye. Her şey bu kadar kolay mı? Siz devlet kurmak isterken abartmıyorsunuz da ben mi abartıyorum? 3-5 gündü bunun olacağına inanıyorsunuz. Benim bir senede kızları dağdan indireceğime inanmıyorsunuz. İnsanlar devlet kuramasalar bile hayal kurabilirler. Sizin zaten bir devletiniz var. Hem de büyük bir devletiniz var. Hem de 1000 senelik bir devletiniz var. Sizi yönetim kadrosundakiler çıtır çıtır yiyorlar. Yine alavere dalavere, Kürt Mehmet nöbete. Abi dedi ki, Baran evine gitsin. Ona güvendiğim için beni pişman etmesin. Akşama gelip onunla konuşacağım dedi. Emrettiğiniz arkadaş getirildi başkanım. Getir. Neden bütün güvendiğim yoldaşlarım beni hayal kırıklığına uğratıyor? Anlamadım başkanım. Seni ben o pislik feodal hayatından kurtarmadım mı? Seni bilinçlendirip özgürleştirmedim mi? Evet başkanım. Kalbinde ve beyninde halkının iyiliğinden ve önderliğin emirlerinden başka bir şeye yer olmadığını öğretmedim mi? Ne kalbimde ne de beynimde halkımın özgürlüğünden başka bir şey yok başkanım. Bir de utanmadan yalan söylüyorsun. Bekledim ki gelip sen öz eleştiri veresin. Ajan olduğunu itiraf edesin. Ben ajan değilim. Ajansın. Hainsin. Bir hainin koynuna giren aşağılık bir ajansın. Ben kimsenin koynuna girmedim başkanım. Size yalan söylemişler. Sen benim aldatılabilecek biri olduğumu söylüyorsun. Başkanlığımı sorguluyorsun öyle mi? Hayır başkanım. Sadece korkunç bir yalanla kendimi karşı karşıya buldum. Ha. O zaman gerçekleri sen anlat bakalım. Başkanım, Baran arkadaşla devrim ve halkımızın özgürlüğe kavuşacağı gün üstünden birbirimize yakınlaştık. Örgütümüzün bunu yasakladığını bilmiyor muydun? Biliyordum başkanım. Ama bu yakınlaşma yasak sınırlarını geçmedi. O zaman o hain seni görmeye niye geldi? Baran isimli hain kendi feodal adetlerinden kurtulamadığı gibi beni de bu ilkel adetlerin içine çekmeye çalıştı. Ama ben kendisine gereken cevabı verdim. Yani öldürdün. Öldürmedim. Zafiyet gösterdim. Devrim ve halkım adına sizden affınızı diliyorum. Cezanın ölüm olduğunu biliyorsun, değil mi? Biliyorum. Başkanım. Görmüyor musun burada mahkeme kurulduğunu? Ne diye getiriyorsun telefonu?
Başkanım, Şamil Kod adlı şahıs sizi arıyor. Alo. Sen benim adamımı nasıl satarsın Şahmeran? Kimsenin burada bir şey alıp sattığı yok. Senin adamın bir gerizekalı. Üstelik beceriksiz. Her seferinde işimi mahvediyor. Ölmeyi de çoktan hak ediyor. Ölecekse ölsün. Ama Polat Alemdar'ın eliyle birilerinin karşısına çıkıp bir şey anlatmasın. Senin adamların gevşek ağızlıysa ben ne yapayım? Şahmeran, o dağı tepene yıkarım. Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? Eğer o adam ifade verirse... Vermeyecek, vermeyecek. Siz ne kadar hata yaparsanız yapın, Şahmeran sizin hatalarınızı düzeltecek. Çıkın dışarı. Sağır mı oldunuz lan? Çıkın dışarı! Azat kalsın. Zaman zaman hepimiz mücadeleye olan kararlılığımızda şüpheye düşüyoruz. Zaaf gösteriyoruz. Bu durumda mesele içimizdeki feodal adetleri aşmak. Feodal adetleri aştıkça devrime ve önderliğe olan inancımız güçleniyor. Zaaflarını aşabilecek misin? Eğer sana bir şans verirsem. Aşacağıma inanıyorum başkanım. Ne dersem yapacak mısın? Devrim ve halkımız, özgürlüğümüz ve örgütümüz için yapamayacağım şey yok. Sen Baran'ı sevdin mi? Sevdim. O seni sevdi mi? Eğer bana olan sevgisine de ihanet etmediyse, sevdi. Yani senin için her şeyi yapar mı? Yapar. Peki sen benim için her şeyi yapar mısın? Yaparım. İbrahim, görüyor musun? İlk biz geldik. Nerede Memati? Aradı efendim. Birazdan geliyormuş. Kardeşim, iş konuşacaksak bizim şirket niye konuşmuyoruz? Efendim, daha önce demedim mi? Başkaları da olacakmış. O yüzden buraya geldik. Demedin İbrahim. Yalan söyleme. Bu kız senin aklını başından almış. Hangi kız? Perihan. Niye alsın efendim? Aslanlar gibi çalışıyor. Demedi deme İbrahim. Bu kızı düşünmekten bir gün küt diye düşersin. Beyin kanaması. Benim düşünmem normal de siz niye bu konuyu ikide bir açıyorsunuz? Ben seni düşünüyorum. Sen de benim kız evladım sayılırsın. Fikret Bey, ayıp oluyor ama. Bari evladım deyin. Evlat da kız erkek ayrımı olmaz. Bunu artık öğren. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İrbam sen neredesin? İki gözüm ya. Kazık'tan bal geldi, kaymak geldi, sen yoksun. Zaza, 50 yıldır bal kaymaktan başka bir şey yemedin. 2010'a girdik, bal kaymak mı kaldı? Sushi ye. Sushi ne acaba? Bilmiyorum dayı. Sushi ne la? Sushi, balıklı pilav dayı. Ben onu sevmeyeyim. Etli pilav dururken balıklısını niye yiyeyim?
Bir gün gelin bana, size bir sushi partisi vereyim. Böyle bağnazlıkla olmaz. Hele biz ortak olak. Bak ben sana ne etler yedireyim. Demedi demez Aza. Kırkından sonra fazla et insanı hasta eder. Ya et dedin. Şimdi canımız et çekti ha. Ha bak yeğenim. Bak bu sefer kuru kahveyle çayla falan geçiştiremezsin söyleye. Kebap söyleyeyim Zaza dayı. Vay senin cedine rahmet. Kebap yenen yerde oturmam. Üstüme kokusu siniyor. Aha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bak herkes 3 kişi geliyor İbrahim. Bilsek Perihan'ı da getirirdik. Ya Zülfikar ağa? Ya sen neredesin? Az evvel geleydin biz neler yedik. Tüy et yedik, kavurma yedik, bal kaymak yedik, balıklı pilav bilem yedik ha. Uy babaçka. Bizde de tatlı yersiniz. Baklava yersiniz, burma yersiniz. Kadayıf yersiniz. Dayı buyur. Bu ne oğlum? Dayı çok yedin ya. İçki şişini alsın. Ya görür müsün Cevher? Elemdağın adamları nasıl lafı gedigine koyu. Nasıl adamın boşluğun hali. Bak. Eğitilmiş. Özel eğitime tabi tutulmuş ha. Bizim gibi değil. Alayım da sodayı sen iç oğlum, sen daha çok yedin. Olur dayı. Ula burada dayın açlıktan ölü. Sen hım hım. Bir de üstüne soda içsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İşte benim holdingimin ortakları. Eren, söyledin mi yemekleri? Abi siz toplantıya oturun, ben sofrayı ayarlayayım. Vay senin ceddine rahmet Memati. Sen de olmasan bu zalim bizi sodayla şişirecekti ha? İftira atma Zaza. Bu kapıya aç giren çok olur, aç çıkan hiç olmaz. Görürsün Cevher. İkinci dersimizi de aldık. Eda'yı adam aç bırakıp şekerini düşürüp boşluğunu ele al eder. Biz öyle mi yapık? Gelene bal kaymak. Beyler. Hiçbiriniz yeğenim Özcan'ı tanımıyorsunuz. Kardeşimin oğludur. Ama benim için öz oğlumdan daha ileridir. Merhaba. Neden şaşırıyorsun ki? Saydığım bütün adamları hem sizin istihbaratınız hem Amerikalılar biliyor. Ben işbirlikçileri sormuyorum. Ajanlarınızı soruyorum. Onları ben de bilmiyorum. Bildiğim Şamir var. Benim hücremin lideri. Onu da yaraladım ama öldüremedim. Ama o seni öldürecek. Ne zaman istiyorsa. Gelsin. Abi seni çağırıyorlar. Abdüley, ben konuşacağımı konuştum. Senin soracak soruların var mı? Ne sorayım abi? İstanbul'da yerleşik olan Mossad ajanlarını. Bana bilmediğini söyledi. Bir de ben sorayım abi. Sormadan niye vuruyorsun? Benim stilim bu abi. Demokrasi iyi bir şey. Çok iyi. Çok iyi. Cahit, senin stilin ne? Ne stili abi? Adam konuşturma stili.
Ben daha çok susmayı, susturmayı seviyorum abi. Seninki de güzel bir stil. Aslında Memati ile 10 numara anlaşırsınız ama. Memati'cim, işin ne olduğunu söylemeyecek misin? Bak bu sefer uyuşturucuysa ben girmem. İbrahim'e de söyledim. Uyuşturucu artık demode bir iş dedim. Bizim böyle pis işe girmeyeceğimizi herkes bilir. Ama Memati başka bilir. Yani siz akpaksız da biz mi kara koyun olayık şimdi? Ben toz işi yapacak olsaydım bu masada değil, Newton şehrinin en tepesinde otururdum. Rusya'dan kereste getireceğiz. Oradan fabrika aldım. Keresteyi ben vereceğim. Mehmet Fikret taşıyacak. Zaza parayı verecek. Zülfekar Ağa da müteahhitlere satacak. İş sadece bizim tek elimizde olacak. Tahtaya oduna bu kadar meraklıysan buna tek başına da yetersin Memati. Değil mi? Niye bizi bu işe bağlamaya çalışsın ki? İstiyorum ki birlik olalım. Düşmanlarımız ortak olsun. Dostlarımız ortak olsun. Biz hayatımız boyunca kimseyle ortaklık yapmadık. Ama sırf bu maksat ve gayeden dolayı bu işe ortak olurum. Bizler yaşlanıyoruz. Bizden sonrakiler kardeşleriyle, dostlarıyla birlik olmalılar ki gözümüz açık gitmesin. Rusya benim işime gelir Memati'cim. Ham maddesi sağlam. Sarı çamı var, kızılı var, esmeri, yani karası var. Fabrikan uzakta değilse gemiyi bırak sırtımda taşırım. Sibirya'da mecburen gemi ya da uçak kullanacağız. Zaza, sen ne diyorsun bu işe? Ben kıymık sevmiyim. Niye? Bak Mehmet, Fikret, Beg, Ruslar sevmiş. Hüzüfkar Ağa yeğenini sevmiş. Sen de bizi sevsin. Ben de bir tek parayı seveyim. Şimdi ben niye paramı feda edeyim? Hadi, siz de sevdiğinizden vazgeçin. Sonra ortak olak. Sen sevdiğinden olmuyorsun. Parana para katıyorsun. Değilsin. Öyle. Bir zararın olursa ben karşılayacağım. Değilsin. Zaza, uzatıp tepemin tasını attırma. Ticaret yapık burada. Çek sana tahsilatı yapmıyor ki Memati. Niye sinirlenirsin? Ama madem yemek yedirdin, üstüne de kahvende içmedim, bunun hatırına holdingin adı Zaza olursa kabul edeyim. İsim kiminse işi o yapsın o zaman. Özcan, sana isim sordum mu? İsim ZZ olsun. Bana o iyi. Uygundur. Zaza'nın Z'si ile Zülfikar'ın Z'si tamam da ikimizin M'si ne olacak Memati'cim? İkimizin M'si paranın üstünde var zaten Mehmet Fikret. Mani mani. Başta bir M olsun. MZZ Holding olsun. Nasıl? MZZ Z Holding. Yok ben istemiyorum.
Allah şahidim olsun ki o kadarını artık ben bileyim. Yani son harfta artık bunun önüne ne istisiz koyun. 27 tane harf var. 26 mı kalıyor ya? Ben arkama bir şey koydurtmam. Hı? İki Z'nin arasına ne koyarsanız koyun. ZMZ'ye itirazı olan... Ben her zaman iki yanım dolu olsun isterim Memati'cim. İsim bana uygun. Bana bakın. Beni ticaret yaptığıma pişman etmeyin. Bu kadar keyifli bir anımı bir daha bulamazsınız. Öyle isimdir, cisimdir tepemi tasını attırmayın. Hayırdır Memati? Niye keyfin yerinde? Rusya'dan ilk partiyi mi getirdin? Yok. Önce memleketin partisine bakayım dedim. Dağa gittim. Bir tane yaş odun getirdim. Numunelik. Ondan keyfim yerinde. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Özcan seninle bir şey konuşacak Memati. Tabii. Söyle Özcan. Beni de davet ettiğin için sağ ol. Sen sağ ol. Başka? Zülfikar ağa diyeceğini dedi işte. Üstüne gitme. Diyeceğini dedi de yapacağını yapmadı. Yaptı işte. Madem artık ağaç işine girdik, Özcan'ın da yaşken eğilmesi lazım. Büyünün önünde eğilmesi lazım. Öpeceği eli tanıması lazım. Ben kimsenin elini öpmem. Öpmediğim bu el benim elim Özcan. Benim boynumu başkasının eline yiyen eli de öpmem. Zeynel! Dayı, yemeklerin bir kısmını arka tarafa koymuşlar. Zeynel! Git getir şu Yezid'i! Gerek yok ha, gerek yok. Öpecekse bir gün elimizi değil namımızı öper, nam sahibi olur. Yok, öpmeyecekse de canı sağ olur ha. Demedi deme İbrahim. Bu Özcan dinamit. Bir yerde illaki patlar. Ağam, Özcan geldi. Gelsin. Ağam, sen bunun huyunu biliyorsun. Bunun huyu dik. Zeynel, gelsin dedim. Konuş demedim. Konuşacaksan daha iki geveze defolun aranızda konuşun. Affet ağam. Oğlum, sana Yezid'in sütünü içirmedik. Onun kanını kanına katmadık. Niye hala Yezid gibi hallenirsin? Sen değil, mezardan babam gelse, bana o Yezid'in elini öp dese öpmem. Zındık, o adam senin canını bağışladı. Bakalım, ben onun canını bağışlayacak mıyım? Yıkıl git karşımdan. Bir daha yüzünü gördüğümde o kafanı gövdenden koparırım. Zülfikar'a and olsun ki yaparım. Hadi yalla. Baran, oğlum. Anam. Ana, ben yurt dışına gideceğim. Kendi başına. Kendi başıma ya? Kimle gideceğim? Beni de götür. Olur mu öyle şey? Ben daha sensiz yapamam. Gittiğinden beri gözüme uyku girmedi.
Ben ne günah işledim ki böyle bir hayatı yaşayayım? Ana, günah münah. Bırak bu feodal ağızları. Gidip kendime hayat kuracağım. Burada kimsenin oyuncağı olamam. Kimsenin oyuncağı olmayacaksın. Dedenin işlerinin başına geçeceksin. Ölürüm daha iyi. Seni bir kız aradı. Kız? Azat mı dedi, bir şey dedi. İstanbul'daymış. Nerede? Ne demek başarısız olduk? Maalesef başarısız olduk. Adam yolda öldü. Neden tedbirinizi almadan gittiniz? Orada çatışma olacağı belliydi. Yanınıza neden doktor almadınız? Doktorla operasyona gidilmez ki. Adamı oradan çıkarmam bile mucize. Ama maalesef mucize yarım kaldı. Alperlere teslim ettiğiniz Mossadçı'yı da hastanede öldürmüşler. Peki şimdi ne yapacağız? NATO toplantısında durumu aynen anlatacaksınız. Adamların öldürüldüğünü de gerekirse söyleyin. Neticede elimizde fotoğraflar var. Adamların cesetlerinin fotoğrafları var. Benim bu örgütü yok etmem lazım. Büyük Türkiye için en büyük engel bu. Örgüt bittiğinde biz siyasi zeminde kalan sorunları tek tek halledebiliriz. Bu meseleyi çözmeye kalkanların sonunu biliyorsunuz, değil mi? Biliyorum. Ama bu meseleyi çözmeye çalışmayanların da sonunu biliyorum. Bizim milletimiz ilginç bir millettir. Onlara ne denirse densin, gerçekten sevdiklerini gönüllerinde yaşatıyorlar. Terörle mücadele farklı, teröristle mücadele farklı. Bugüne kadar sadece teröristle mücadele ettik. Terörle mücadele ihmal edildi ya da ettirildi. Peki, önerin ne? Askerler bu işi kendi uhdelerine alıp kendi yöntemleriyle çözmeye çalıştılar. Kısmen başarılı olundu. Ama bunun bedeli büyük oldu. Terörle mücadeleden dolayı askerimiz atılacak bütün adımları, ekonomik, sosyal, siyasi adımları
Terörle mücadele ediyoruz. Ama şimdi zamanı değil. Teröristin işine yarar diye erteledi. Siyasetçileri bu mayınlı alandan uzak tuttular. Bu da zayıf siyasetçilerin işine geldi. Sonuç, 30 binin üzerinde insan kaybı. Yerinden, yurdundan olan binlerce insan. Milyar milyar dolar para kaybı. Peki bana somut önerini söyle. Teröristle mücadele için özel birlikler oluşturun. Bu birlikler mobilize birlikler olsun. Düzenli orduyu alan savunması için kullanın. Çatışmaya sokmayın. Özel birlikler de kanunsuz işlere bulaşıyorlar. Bölgede kendi başlarına hareket edip her türlü yasa dışı işi yapmaya kalkışırlarsa, bu devlete olan güveni daha önce sarstı. Yarın yerle bir eder. Eğer bu kadroların başına güvendiğiniz adamları koyup disiplin altında tutarsanız, bunun önüne geçersiniz. Burada ölümü göze alacak adamlar lazım. Bizim içimizde de onlardan çok var. Böylelikle hem teröristle mücadele kazanılır, hem de ordumuz lüzumsuz yere yıpranmamış olur. Ekonomik kazançla zaten terörle mücadeleyi kazanırız. Örgütü sadece teröristlerden oluşan bir yapı olarak görmek yanlış. Artık örgüt, uluslararası bir şirket gibi. Bizimle çıkarları çatışan her devletin arkasında pozisyon aldığı çok uluslu bir oluşum. Bu oluşumu ancak keskin ama sabırlı adımlarla dağıtabiliriz. Gel, birliğin başına geç. Benim yöntemlerim farklı. Bu konunun uzmanlarıyla çalışırsanız, ben KGT ile size dışarıdan destek olurum. Polat Alemdar, ben bunun için ölümü göze alıyorum. Sen de bu görevden kaçamazsın. Adamlar blöf yapıyorlar baba. İstediğimiz rakama gelecekler. Bence tekliflerini reddedelim. Bir ay içinde kuzu kuzu gelecekler. Bir ayda kaybedeceğimiz parayı hesapladın mı kızım? Hesapladım baba. O kadar önemsenecek bir rakam değil. Ya adamlar başkasına satarlarsa? Satamazlar. Gör bak. Bana inan. Kızına güvenmiyor musun? Bu seferlik Peri'nin dediğini yapacağım. Anlamadım. Peri bu rakamların dip olduğunu söylüyor. Eğer adamların rakamını kabul edersek, bir ayda senin hesaplarından iki kat daha fazla kazanacağımıza beni ikna etti. Baba, oksijen seni çarptı mı? Pardon ama Peri kim? Ben bu hesapları 1000 kere yaptım. İnci, kızın sağduyusuna şans vermek lazım. Hissediyorum, Peri büyük işler yapacak bir kız. Senin kadar, hatta senden daha hırslı. Bu şansı ona vereceğim. Pekala. Gidelim. Adamlarla pazarlık yapayım. Eğer biraz daha fiyat düşürmezlerse senin dediğin olsun. İstedikleri rakamı verelim. Toplantıya Peri ile gideceğim. Hah, Peri. Hazırsanız ben hazırım.
Nasılsınız İnci Hanım? Nasıl? Dışarıda toplantı yapmak iyi geldi mi? Evet, iyi geldi. Ofiste oturmaktan çok sıkılmıştım. Tahmin etmiştim. Bu Amerikalıların arada denediği bir yöntem. Siz toplantıya katılmıyor musunuz İnci Hanım? Beni oksijen çarptı. İkimiz gidiyoruz. Hoşça kal. Alo. Ha. Nereye gidiyorlar? Tamam. Tamam, haber ver. Sen kiminle konuşuyorsun İbrahim? Çocuklarla. Hangi çocuklarla? Bizim çocuklarla. Bizim çocuklarla. Bir geminin çıkışını haber verdiler de limandan. Demedi deme İbrahim. Yalan söyleyince kulakların titriyor. Amma uyduruyorsunuz efendim. İnsanın kulağı titrer mi? Kardeşim, bir kere de aradığın numaraya ulaşılsın. Abi, kiminle kavga ediyorsun? Bulut'u arıyorum, ulaşamıyorum. Bulutlar Balkanlara doğru kaydı diye duydum televizyonda. Alçak basınçtan dolayı. Erhan, uçurtma kendini. Zaten bir kanadın yok, dağılırsın. Abi, bulut zaten epeydir yok. Yeter işte yattığı, çıksın ortaya. Ne yapacaksın şimdi bulutu? Bu manyaklarla ben uğraşamam. Dikeceğim onları tepesine, uğraşsın. Yönetsin işte ZMZ Holding'i. İnsan benim adımı da ekler. ZMZE diye. Zaten E var oğlum işte. ZMZ. Abi, sen hiç okula gittin mi? Erhan. Ne yaptın Memati? Zülfikar'ın yeğeni caz yaptı ama iş tamam gibi usta. Asıl sen ne yaptın usta? Sana 20 bin lira kaptırdım ya, karşılığını almadan hayatta öldürtmem seni. Görmedim sanma. Buraya gelirken kolumu sarıp gelmişim. Niye? Sakatım, güreşemem demek için. Emaneti sahibini iade etmez ama. Çıkalım usta. Ayrı ayrı çıkacağız. Bizi takip edenlere bir selam çakarız. Çocuklar da malı götürür. Tamam usta. Fokurdamak lazım. Alo. Emin misin? Ne işi varmış orada? Tamam. Gemi mi? Gemi. Kulağın yine titriyor. Siz nereye gidiyorsunuz efendim? Otele. Ne işiniz var otelde? İşim var. İbrahim, sen hastalanmışsın yavrum. Git evinde istirahat et. Bu defa haklısınız. Sizi otele bırakayım, sonra ben eve gideyim. Ben eve geçiyorum efendim. Tamam İbrahim. Peri hangi otele girdi dedin lan? Mehmet Fikret Hazar Beyoğlu'nun oda numarası kaç? Söyleyemem efendim.
804. Demedim mi sana eve git diye İbrahim? Efendim, son bir size bakıp öyle gideyim dedim. İyi, baktın o zaman git. Pervin Hanım'a bir merhaba de çıkmadan önce. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hepimize. Hayırlı olsun. Pardon. Efendim baba. Toplantıdayım. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadıysa niye bu kadar çok aradın? Tamam baba, tamam. İyi olacağına inanıyorum. Evet. Ben kutlama için bir şeyler sipariş edeyim Davut Bey. İyi olur. İnanmıyorum baba sana. Merhaba Davut Bey. Merhaba İbrahim. Yeni işinize hayırlı olsun demek için gelmiştim de. Ama işiniz bitti mi kızım? Hı hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kadar çabuk nasıl geldin? Kaçtım. Nasıl kaçtın? Kaçtım işte. Sen de mi öz eleştiri istiyorsun? Öz eleştiri mi verdin? Sen benim geldiğime sevinmedin. Sevinmez olur muyum? Anam söylediğinde yüreğim ağzımdan çıkacak zannettim. Seni de beni de yaşatmazlar. Yaşatmayacaklarsa beraber ölürüz. Ben ölmek istemiyorum Baran. O zaman ben ölürüm de seni yaşatırım. Beni buradan götür Baran. Efendim. Gel. Amerikan ve İsrail büyükelçileri geldi. Toplantıdan önce sizinle görüşmek istiyorlar. Gelsinler. Bunu al. Toplantı sırasında sana söylediğimde izlenmeye hazır hale getir. Senden başkası bunu bilmesin. Emredersiniz efendim. Ama buna kimse inanmaz. Ben onlara inandırırım. Sen dediğimi yap. Şimdi içeri alabilirsin. Baş üstüne. Büyükelçiler efendim. Buyurun. Buyurun. Bu ne şeref efendim. Uzun zaman sonra bizi huzurunuza kabul ediyorsunuz. Estağfurullah. Benim, yani ülkemin NATO toplantısında ne işimiz var merak ettim. Biz NATO ülkesi değiliz. Olur mu sayın büyükelçi? NATO'da girip çıkmadığınız yer mi var? Bari resmi toplantılara da katılın istedim. Sayın Başbakan, geçen gün konuştuğumuz konuda gelişme mi var?
bir tanıktan yahut delilden bahsetmiştiniz. Delil var. Toplantıda Sayın Büyükelçinin yanında açıklayacağım. Tanığa gelince. Bütün dünya İsrail hükümetinin yaptığı hukuksuzluğa tanık değil mi? Parayı nereden buldun? Anamdan aldım. Doğru ya. Senin ailen feodal. Onların parası onların olsun. Biz kendi paramızı kazanırız. Nasıl kazanacağız? Sanki örgüt Almanya'da bizi rahat bırakır mı? Başka bir yere gideriz. Sen benim yanımda olduktan sonra çölde de, dağda da, şehirde de en güzel hayatı yaşarız. Korkuyorum. Ben de korkuyorum. Ama seni kaybetmekten. Başka bir şeyden değil. Ben gidip geleceğim. Gitme. Gideyim ki geleyim. Yoksa Polat Alemdar da, ajanları da peşimi bırakmazlar. Onlar bizi belki de korurlar. Seni onlar kurtarmadı mı? Kurtardı. Ama ajan her zaman ajandır. Ne zaman geleceksin? Konuşup geleceğim. Sen sakın dışarı çıkma, bir yeri de arama. Kimin var ki kimi arayayım? Başkanım, Baran kızı otele bırakıp çıktı. Takipteyiz. Dikkat edin. Sizi Baran fark etmez. Ama Polat Alemdar'la adamları fark eder. Verdiğim işi bitirmeden dönmeyin. Bitiremezseniz kafanıza sıkın. Anlaşıldı başkanım. Biz Memati ile çıkacağız. Abdüley, siz 3 dakika sonra çıkın. Çıkarken ara beni. Abi vardınız mı de. Yoldayım dersem sorun yok. Çıkın. Tamam abi. Ola ki peşimizdekileri atlatamayız. Biz Memati ile onların işini görürüz. Zaten siz iyice zaman kazanmış olursunuz. Cahit, anladın mı? Anladım abi. Niye anlamayayım? Anladıysan anladım da o zaman. Of of, bitmez bunların kavgası. Abi ben Mossadçı oldum, hazırım. Gelen giden yok. Var, nasıl yok Memati? Ben görmüyorum usta. Ben görüyorum Memati. Usta beni yiyorsun. Memati bak. 5 arkadaki kırmızı arabanın içinde 4 kişi var. Arada bir paralel sokaklara girip iz kaybettiriyor. O saptığında 2 araba önümüzdeki beyaz, sonu 42 plakalı araba. Usta kafayı yiyeceğim. Bakıyorum göremiyorum. Sen nasıl görüyorsun?
Abi ben bile bu halimle görüyorum. Sen nasıl göremiyorsun? Abi neredesiniz? Yoldayız abi benim. Tamam abi. Çıkıyoruz. Senin ne işin var burada? Acilen Polat Alemdar'la görüşmem lazım. Sana evden çıkma demedik. Çabuk evine dön. Bin arabaya. Gevezelik etme.